Merhaba sevgili akrepler. Selamlar sevgili akrepler. Nasılsınız, iyi misiniz? 2014 yılına hoş geldiniz. Bilinc Okulu Astroloji ekibinden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. 2014 Akrep Burcu özel programına hoş geldiniz. Evet Demet, neler var? Akrep Burcu için ilginç bir dönem. Satürn Akrep Burcu'nda hızlı harekette. Evet. Ve Satürn Akrep Burcu'nda akrepleri yorarken Jüpiter'den destek ve tutulmalar, ne dersin? Evet, 2013 yılında ilginç bir yıldı akrepler için. Bir yandan Satürn onları zorlarken ve biraz büyütürken, sorumluluklarını arttırırken Jüpiter de destekleyip şanslar vermeye devam etti. Bu yılda Satürn yıl sonuna kadar Akrep Burcu'ndaki seyrini sürdürecek. Jüpiter 17 Temmuz'a kadar yine Yengeç Burcu'nda olacak. Akrepler yıla olumlu başlıyor bence. Yani bence özellikle yılın ilk yarısı güzel etkiler var. Tutulmalar 29 Nisan'da Boğa Burcu'ndaki Güneş tutulması, 23 Ekim'deki Akrep Burcu'ndaki Güneş tutulması bu yıl son kez artık akrepleri bir şekilde etkileyecek. Ama bunlar son dokunuşlar olacak. Yani son 2 yıldır olan gelişmeleri belki sonlandıran, o yapılandırmaları belki daha da sağlamlaştıran tutulmalar olacak. Evet. Çünkü bu tutulmalarda Jüpiter ve Neptün'ün de desteği evet, var. Evet. Şimdi 29 Nisan Boğa Burcu'nda Güneş tutulması, akreplerin 23 Ekim civarında doğan Akrep Burcu'nda Güneş tutulması da gene 23 Ekim civarında doğanları çok etkiliyor. Bu 29 Nisan'da aslında 28, 29, 30 Ekim civarında doğanları etkiliyor. Bu ülkemizi de etkiliyor. Evet. Ülkemizle evet, ilgili tabii. Sıra dışı bir sürece tabii. Sebebiyet verecek. 8 derece Boğa'da biri, diğeri 0 derece Akrep'te. Bu tutulma değerleri Akrep Burcu, Güneş Satürn'le beraber artık eski bitti sevgili Akrep. Geçmiş bitti. Geçmişte yaşadığın her neyse bitti. Artık yeni kapılara, yeni yollara doğru kendini açacaksın. Yunanlı filozof Heraklitos'un dediği gibi Pantera'ya her şey akar, her şey değişir. Yaşam içinde her şeyin değişeceği bir döneme giriyor. Evet. Satürn Akrep'e girdiği için ve biliyorsun ki bunu kaç yılda bir yapıyor, 28 yılda bir yapıyor. Çok sağlam evet. temeller atıyor. Evet. Bazı akrepler bu videoyu dinlerken başları belaya doğrabilir. Gergin olabilirler, maddi sıkıntılar olabilir, çatışmalarla karşılaşıyor olabilirler. Ama bilin ki Şubat'tan itibaren yavaş yavaş düzelecek. 1 Mart'tan itibaren daha keyifli bir döngüye girecek. Yalnızca tabii ki şu önemli Akrep Burcu'nda. Benim için çok önem verdiğim bir yapı var Akrep'te. 2 Mart'tan itibaren 20 Mayıs'a kadar Mars'ın 12. Evet. ev grubunda bir retrograde retrosu var. Sağlığınıza dikkat edin. Hırsızlıklara dikkat edin. Birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili sorunlar olabilir. Düşmanlıklara lütfen dikkat edin. Aylık yorumlarına, Bilinc Okulu'nun aylık yorumlarına, Bilinc Okulu'nun haftalık yorumlarına ve günlük yorumlarına çok önem verin. 2 Mart'ta 20 Mayıs arasındaki dönemde tehdit alabilirsiniz, tehdit edilebilirsiniz, sağlıkla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Çeşitli yönetici gezegeniniz Mars'ın yaratmış olduğu döngüler yüzünden bazı karışık olgularla karşılaşabilirsiniz. Biraz da Mart ayındaki yeni ay ve dolunay döngülerine 18 Mart civarına 15 Nisan'a dikkat ediniz. Yaşadığınız evet. yerde hırsızlıklar, kayıplar, maddi ve ekonomik belli değerlerde sıkıntılar olabilir. Evet. Mars'ın 12. evden gelmesi ülkemiz için de çok ilginç değil evet, mi? Evet, ülkemiz tabii ki Akrep Burcu. Mars özellikle ülkemizin de zorlayacak. Bazı gerçeklerin içerisinde alttan saklanacağını evet, temsil eder. Evet. 2 Mart'ta 20 Mayıs arasında. Ondan sonra bazı gerçeklikler ortaya çıkacak. Ve unutmayın sevgili Akrep, 17 Temmuz'a kadar, 18 Temmuz'a kadar Mars bu bölgenizde aktifleşecek. Arkasından Mars çok güçlü bir şekilde 17 Eylül'e kadar burcunuza girecek. Yani yaz Aslan Burcu'na, Akrep Burcu'na Akrep geçecek. Burcu'na girecek 14 Eylül'e kadar. Evet. Ve 14 Eylül'e kadar biraz da 30 Ağustos civarı bazı Akrep Burçları için gene gergin olaylara sebebiyet verecek. Akrep Burcu istikrarlı, dengeli, kendi iş dengesini bozmadan hayatını götürürse çok olumlu olaylarla karşılaşabilir. Ama yönetici Mars'ın retroda 12. evde olmasa bel bölgesiyle ilgili sorunlar, böbrek taşıyla ilgili sorunlar, mesane sıkıntıları ve tiroidle ilgili sıkıntıların karşımıza çıkabileceğini gösterir. Tabii ki bu doğum haritası ve doğum haritasının matematiksel yorumuyla da alakalıdır. Evet, ne diyorsun Demet? Başka evet, neler var? Sevgili akrepler, bu yılın sizin için en önemli zamanlarından biri de burcunuzda olacak yeni ay ve dolunay zamanları olacak.
14 Mayıs'ta burcunuzda 23 derece akrepte dolunay meydana gelecek. 23 Ekim'de de 0 derece akrepte burcunuzda hem yeni ay ve yeni ayla birlikte güneş tutulması olacak. Bu dönem ve yakınlarında sizin için önemli başlangıçlar, yenilikler, yeni dönemler olabilir hayatınızda. Bu dönemlerde, bu günlere yakın zamanda doğanlar için de bu yıl gerçekten hayatlarında belirleyici nitelikte önemli bir yıl olabilir. 17 Temmuz'dan sonra Jüpiter Aslan'a geçince kariyerlerinde de akrep burçlarının iş ve kariyerle ilgili alanlarında da daha şanslı, belki daha fırsatların olacağı bir dönem başlayacak. Vallahi yılı bitirelim. Yılın sonunda nefes alıyorsunuz. Evet. Onun kariyerlerine ondan sonra bakarız. 24 Kasım'a kadar gerçekten Satürn çok ciddi durumda. Evet, ciddi 24 Aralık'a kadar da onlara dikkat etmek gerekiyor sevgili akrepler. Bence bunları söylersek akrepler seyretmeyi bırakır ama söyle. Ama söyleyelim. 11 Şubat ve yakınları, 10 Mayıs ve yakınları, 10 Ağustos ve yakınları Güneş'in Satürn'le yaptığı sert açılar nedeniyle akrepleri biraz zorlayabilir. Hırsızlık, evet. Beklenmeyeni bekle, gerginlik, küçük hastalık, sıkıntı, bunlar olabilir. Avantajlı günlerimiz de var. Bu kadar avantajlı da günlerimiz var tabii ki. Özellikle 1 Mart, 18 Nisan, 25 Temmuz güzel fırsatların çıkabileceği zamanlar olabilir. Saygılar. Hoşçakalın. Güle güle.